Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen. Prototyp.com için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere JavaScript'te, dizilerde ve objelerde referanssız nasıl kopyalama yapılır bunu göstermek istiyorum. Bu videoyu hazırlamamın sebebi aslında Prototurk'te sorulan bir soru. Şöyle bir sıkıntı üzerine sorulmuş soru. Bir dizi var ve bu dizinin içerisinde de objeler var. Bu diziyi kopyaladığında ve kopya dizide obje ile ilgili bir değişiklik yaptığında mevcut diziyi de ve içindeki objelerini de etkiliyor. Yani ne yazık ki referanssız bir şekilde kopyalama işlemi başarılı olmadığı için kopyaladığı değerde değerler de değişiyor. Önce dizileri sonra objeleri nasıl referanssız kopyalayabileceğimizi görelim ve en sonunda da ee, dizinin içerisindeki objeleri nasıl referanssız kopyalayabiliriz bunu göstermek istiyorum. Ben de araştırma yaptım. Benim için de güzel oldu. Bu yüzden işte soru cevap bölümünü seviyorum. Çünkü sizi araştırmaya itiyor. O yüzden sizin de orada daha çok olmanızı diliyorum. Şimdi bir tane dizi oluşturalım tamam mı? Ve bu dizimizin iki tane eleman olsun. Birisi Tayfun, birisi Gökhan. Malum kablosuz kedi. Şimdi ben şunu istiyorum. Bu diziyi kopyalayacağım ve kopyaladığım dizide de değerlere yeni bir değer ekleyeceğim. Ama mevcut dizimin bu değerle bu eklediğim değeri etkilemesini istemiyorum. Yani şöyle ki bir de klon diye bir değişken oluşturuyorum. Ve array'imi kopyalıyorum. Daha sonra klonuma push'la yeni bir değer atıyorum. Mesela Mehmet. Malum Mehmet seven. Şimdi console clone dediğim zaman neyi görmem gerekiyor benim? Tayfun Gökhan ve Mehmet. Süper. Ama Array'in içerisini yani klonladığım e, değerlere baktığım zaman bununla değiştiğini görüyorum. Bu ne demek? Ben bu diziyi referanslı olarak kopyalamışım Bunu referanssız olarak kopyalamak istersem, array from derim ve dizimin adını yazarım. Değişkenim adını. Ve bu şekilde bakın mevcut dizim korundu. Ama klon dizime yeni eleman eklendi. Bunun ES6'daki yeni yolda şu. Speed operatörü. Hatta PHP'ye de geldi bu biliyorsunuz. Şöyle 3 tane nokta koyuyorsunuz. Ve bu şekilde de aynı sonuca varmamız mümkün. Bir de array'in içerisine bakalım. Bakın problem çözüldü. Dizi içerisinde referanssız kopyalamayı artık biliyoruz. Bu bir kenarda kalsın. Gelin bir tane de obje oluşturalım let object dedim ve bir obje oluşturuyorum. Name'im Tayfun olsun, surname'im de Erbilen olsun. Tamam. Şimdi ne yapalım? let objek ee, object copy ya da clone diyelim. Fark etmiyor ve bu objeyi mi kopyalıyorum. Ve object klonumun içerisindeki name'imi Recep yaparsam ve logla hem object klonumu hem de objemin kendisini bir basarsam bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi bunda da aynı problem var. Bu sefer de ne oldu? Objemiz etkilendi. Yani referanslı kopyalama işlemi yaptık. Ben bu objeyi referanssız kopyalamak isteseydim o zaman object assign derdim ve bu şekilde referanssız olarak kopyalayabilirdim. Bakalım. Bakın ne oldu? Object klonumda Name'im değişti ama asıl objemde name'ime etki yok. Ya da bunu yine ES6 yeni yöntemde de şöyle yapabiliriz. Bunu süslü parantezler içerisine alıp yine speed operatörümüzü kullanabiliriz. Bu da aynı sonucu verecek. Fakat şöyle bir problem var. Bu objemin içerisinde bir objem daha olsaydı. Mesela ne diyelim işte jobs diyelim tamam mı? Ve ee, mesela ne diyelim işte Job 1 Front End ee, ve Job 2 Back End dedik. Ve ben bunu değiştirmek istiyorum. Mesela Job 2'yi Full Stack olarak değiştirmek istiyorum. Tamam. Şimdi testimizi yapalım. Bakın ne oldu? Ha bu arada şunu da yapalım. Mesela Object Clone'da name'imizi yine Recep olarak da değiştirelim. Tekrar bakalım. Bakın. klonladığım Objemin name'i değişti, asıl objemin name'i aynı kaldı. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat objemin içerisinde obje olduğu zaman, bunun değeri yine beni burada değiştirdiğim zaman asıl objemde de değişti. Yani demek ki ne oluyor bu? Bir seviye e, referanssız kopyalama işlemini bu şekilde yapabiliyoruz. Daha deep clone dediğimiz şeyi yapabilmek için biraz araştırma yaptım bu soru üzerine ve işte. Mozilla'nın da kendi MDN sayfasında gördüğüm kadarıyla Deep Clone yapabilmek için Şunu yapmak gerekiyor JSON Stringify kullanacağız Önce String bir ifadeye çekeceğiz sonra Parse edeceğiz tekrardan ve bu şekilde kullanacağız yani Bu şu demek JSON Parse JSON Stringify Neyimiz? object'imiz. Yani önce String'e çeviriyorum objemi Hatta isterseniz şöyle yapalım Ne döndüğüne bir bakalım Bakın string'e döndü. Daha sonra bunu JSON parse'dan tekrar geçirdiğimde pardon. Ne oldu lan? <laughs> Şu an tekrar objeye döndü. Şimdi geri dönecek olursak artık hemen testimizi yapalım. Bakın klonladığım objenin name'i değişti ve job ikisi değişti. Asıl objemin ne name'i değişti ne de job ikisi değişti. Bundan sonra iç içe birden fazla da obje olsa e, yine aynı işlem geçerli olacak yani istediğimizi başarılı bir şekilde yapmış olacağız. Burada arkadaşın sorduğu soru da şöyleydi. Let diyelim, array e, 2 diyelim ve array'imin içerisinde objelerim var. Mesela name typhoon, surname erbilen. Name Gökhan, surname Kan Demir. Ve şunu yaptığında let işte array 2 copy diyelim. Array 2 ve array 2 içerisindeki copy içerisindeki ilk elemanımın içerisindeki name objemi değiştirdiğim zaman da mesela recep diyelim ve bunu console log'la bastığımda ne oldu? Recep Erbilen Gökhan Kandemir oldu. Peki Evre 2'mizin içeriği nasıl oldu? Recep Erbilen Gökhan Kandemir şeklinde oldu. Peki bunu şöyle yapamaz mıyım? Bakalım. Gördüğünüz gibi yapamıyorum. Tamam. Farklı bir yol var. O da mapleyeceğiz. Evre 2 map ve normalde işte şöyle uzun halini göstereyim size. Objektlerimiz burada mapleniyor. Ben geriye şu yöntemle döndürürsem bakalım ne olacak. Bakın ee, ne oldu şu an benim asıl array'im etkilenmedi. Peki array kopyamıza bakalım bir de. Hatta şu temizleyip bakalım daha temiz gözüksün. Evet, array 2'miz aynı kalırken, array 2'miz başarılı bir şekilde objesiyle birlikte referanssız olarak kopyalandı. Bunun kısa halde şöyle, object return işlemi yapacaksanız tek satırda direkt şu şekilde yapabilirsiniz. Testimizi yapalım. Evet şu an çalışıyor. Fakat şöyle bir problem var. Jobs dedik yine ve işte job 1 ne dedik? Front end. Job 2 back end. Ve ben gelip burada name'i değildi hatta name'i de değiştireyim ama aynı zamanda jobs'un içerisindeki job 2 mi, işsiz olarak değiştirirsem ve tekrardan da bir bakarsak sonuca. Şimdi bakalım ne oldu? Name Typhoon Surname Erbilen. İlki bizim asıl objemiz tamam name değişmemiş süper. Fakat Jobs'un içerisindeki Job 2'ye baktığımızda hem asıl objemde hem de referanssız olarak kopyaladığımı düşündüğüm objemde değişiklik var. Demek ki Deep Clone'u bu şekilde burada da Deep Clone yapabilmek için yine aynı yöntemi kullanacağız yapacağımız şey Jason'ı önce String faydan geçireceğiz String hale getireceğiz sonra Parse'da tekrardan obje haline getireceğiz ve böylece Artık Gördüğünüz gibi <laughs> Şöyle tekrardan bakalım Clear Oh ne oldu lan Jason Parse Objective, ay pardon object demişim ya. R2 olacak burası. Affedersiniz. Sonuç olarak asıl objem bu ve bunda herhangi bir değişiklik yok. Bunda ise name'i ve job ikisi gördüğünüz gibi değişmiş. Yani referanslı ve referanssız kopyalamakla ilgili sanırım bu derste birçok şey öğrendik. Array from öğrendik, speed operatörünü öğrendik, object, şey, object assign'ı öğrendik, array maplemeyi öğrendik, json, parse ve string e öğrenmiş olduk. Umarım e, yararlı bir ders olmuştur. Bunu nerede ne zaman ihtiyacınız olacak zaten siz fark edeceksiniz. Bu arkadaş gibi soru soracaksınız ya da belki bu videoya denk gelip problemimizi çözeceksiniz. Bir başka Videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Proto Türk Soru-Cevap bölümünü kullanmayı unutmayın.